أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضا لله تعالى الفاتحة. Allah'ım, sahibimiz, Mevlamız, her şeyimiz. İlahi Rabbel Alemin, dil verdin, zikrinden ayırma. Gönül verdin, fikrinden çevirme. İman verdin, daim eyle. İhsan verdin, kaim eyle. Son nefesimizle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi Mevlam bizlere nasip eyle. Allah'ım, habibiyeti ve salatıyla cennetin kapılarını açan ve ona getirdikleri salavatlarla ümmeti için de o kapının açılışını teyit buyurduğun Habibin aleyhissalatu vesselama rahmet et. Ey gecenin sahibi, ey gündüzün sahibi, nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan, bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört Allah. Rabbim, bizler aciziz, bizler zayıfız, bizler biçareyiz, bizler günahkarız. Bizleri günahlarda ısrar edenlerden eyleme. Bizleri günahlarımız, işlediğimiz hatalar yüzünden bizleri cehennem ateşiyle azaplandırma. Kabir azabına düçar etme. Rabbim, şu dünyada pişmanlığını duyarak samimi bir şekilde tövbe eden kullarından eyle Allah'ım. Amin.
alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam, iki cihan serveri, alemlerin efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, alinin ve ashabının üzerine olsun. Çok değerli gönül dostları, çok değerli TV 2000 izleyenleri, efendim Ramazan-ı Şerifimiz, akşamımız, şu bulunduğumuz bereketli vaktimiz mübarek olsun diyoruz değerli gönül dostları. Bir Yasin Konevi ile Vakti İftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve güzel bir dua ile başlamış bulunuyor efendim. Bu mübarek Ramazan ayı içerisinde Vakti İftar'da beraberiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Evet efendim, bugün de inşallah birbirlerinden değerli, çok özel iki konuğum var. Evet, değerli Ravza FM radyomuz programcılarından Selçuk Murat Adan abimiz ve çok değerli gönül dostu kardeşim Hakan Bingöl kardeşimiz program konuğumuz. Hemen ben şöyle Selçuk abimize bir dönerek, Selçuk abim hoş geldin, safalar getirdin. Hoş bulduk, safalar bulduk Yasin kardeşim. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederim. Gönül dostlarımıza neler söylemek istersiniz? Tabii ki buradan gönül dostlarımıza TV 2000 aracılığıyla Yasin Konevi kardeşimizin programında olmaktan, aranızda bulunmaktan onur duyduğumu söylüyorum evvela. Davetine hicabet ettik. Rabbim bizleri dinleyenlerimize, izleyenlerimize ve buradaki kardeşlerimize karşı mahcup eylemesin inşallah. Amin diyoruz. Sağ ol. İnşallah birazdan senin de çok güzel asr-ı saadet anlatımlarından güzel hakikatleri gönül dostlarımızla beraber İnşallah. Dinleyip istifade edeceğiz. İnşallah. Allah razı İnşallah. Olsun. Hoş geldin, buralara kadar geldin, bizleri kırmadın. Allah razı çok olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah. Sen çağırırsın da yok demeyiz inşallah. Allah razı olsun. Evet Hakan kardeşim ya. Sen de hoş geldin. Hoş safalar bulduk getirdin. Yasin hocam, Allah razı olsun. Sağ olun. Seninle de çok birlikteliklerimiz var. Evet, evet, İnşallah güzel ilahi eserlerimizle tef eşliğinde İnşallah, birlikteliğimiz inşallah. Olacak. Buradan gönül dostlarımıza neler söylemek istersin? Öncelikle programımızda bulunduğumuz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah beraber güzel şeyler söyleriz. Güzel bir program olur yani inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. O zaman değerli gönül dostları hemen şöyle bir bismillah diyelim. Sizleri şöyle ilahi name ile süslemek istiyoruz. Şu Ramazan ayında, şu iftar vakti, vakti iftarda şöyle güzel ilahilerimizle, teflerimiz eşliğinde canlı performansımızla inşallah o muhabbeti hep beraber yaşayalım. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Kurbanın olam Şah-ı Rusul. Gülüzlü melekler sana hayran.
Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim Peygamber Efendimizin şefaatine bizleri nail eylesin diyoruz. Evet Selçuk abi, şimdi gönül dostlarımız, kardeşlerimiz sizi radyo ekranlarından, radyolardan biliyorlar. Bugün de inşallah TV 2000 ekranında programımızdayız. Asr-ı saadet diyoruz değil mi? O peygamber var ve bir de sahabeleri var. Bizim örnek aldığımız en mümtaz şahsiyetler. Hani diyoruz ya, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İşte o sahabe-i kiramdan en güzideleri. Hepsinden Rabbim razı olsun, şefaatine nail eylesin. Şöyle Hazreti Hanzala'yı sen güzel bir anlatımınla dostlarımızın yüreğini yakıyordun. Evet. Şöyle Hazreti Hanzala'yı senden, senin ağzından 2000 TV gönül dostlarımızla bir inşallah dinleyelim. İnşallah irşad edelim. Tabii Yasin kardeşim, senin dediğin gibi Allah Azze ve Celle onun kulu ve Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, dava arkadaşları vardı, yoldaşları vardı, sırdaşları vardı. Tabii Allah Azze ve Celle'nin kulu ve Resulü ne buyuruyordu? Benim sahabelerim gökteki yıldızlar gibidir. Hangi birine tutunursanız saadete erersiniz. Tabii senin gönlünden Hanzala geçti inşallah. Evet. Hanzala'yı tabii radyomuzda Ravza FM'de sürekli uzun uzuna anlatıyoruz. Vaktimizin el yel verdiği şekilde inşallah Hanzala'yı şöyle Ümmet-i Muhammed'e, 2000 TV dinleyicilerine ve Ravza FM dinleyicilerine şöyle bir armağan edelim. Hayatını bahşedelim inşallah. Uhud harbi öncesidir. Muhabereden birkaç gün öncedir. Hanzala. Ümmet bu ismi iyi bilsin, iyi yer etsin. Hanzala, evlenmesine birkaç gün vardır. Günlerden cumadır. Allah Resulü'nden izin ister, müsaade ister Hanzala. Ya Resulallah, Medine'de kalayım mı? Allah Resulü Hanzala için evleneceği gün için müsaade tayin eder. Hanzala, cumadır, evliliğinin ilk gecesidir. Olan olur zaten. Çünkü bir sonraki gün cumartesi günüdür. Cumartesi günü de Allah Resulü'nün gönlünde en derin yer eden ve yara eden Uhud. Hani der ya Allah Resulü, Uhud
bizi sever, biz Uhud'u. İşte o savaş, Uhud savaş öncesidir. Cemile vardır. Hanımlar, kardeşler Cemile ismini iyi yer etsinler. Cemile, eştir o, eş. Evliliklerinin ilk gecesidir. Sabah vaktidir, hayyalel cihet diye Medine sokaklarında feryat vardır. Uhud'a hazırlık vardır çünkü. Hanzala sesi duyar, Hanzala sesi işitir, Hanzala kendinden geçer. Hanzala'nın kendinden geçtiği gündür. Esasında biz ona o günü bekleyen insandı diyoruz. Çünkü sahabe hep muharebe olsun. İslam uğruna, din uğruna, Muhammed'i din uğruna. İşte kız çocuklarını diri diri gömdüler ya, işte onu bertaraf eden ümmetin üzerindeki en büyük sultanın arkadaşlarıydı onlar. Hanzala sesi duyar. Hanzala'nın evden çıkışı vardır. Öyle bir çıkışı vardır ki Hanzala'nın. Eşi Cemile arkasından seslenir. Hanzala, Hanzala, Hanzala diye. Ama Hanzala bir şey görmez. Hanzala bir şey işitmez. Hanzala'nın gönlü artık sultandadır. Ben gideyim yerimi alayım. Ben de orada bulunayım. Ya oraya gidemezsem, ya oraya yetişemezsem derdindedir. Hanzala çünkü sevdasını arkasında bırakmıştır. Yarini arkasında bırakmıştır. Cemilesini arkasında bırakmıştır. Hani evden çıkarsın ya işe gidersin. Eşin, evladın arkandan bakar senin. Hani şöyle bir tebessüm edersin, eşine dönersin, el sallarsın. Çocuğunun bir gülüşünü göreyim de işime mutlu gideyim dersin. İşte Hanzala'nın eşi Cemile arkasından bağırır. Belki Cemile'nin derdi bir kez olsun, son kez belkidir. Bir bakış atsın bana. Ama Hanzala sevdasını, aşkını geride bırakmıştır. Cemilesini orada bırakmıştır. Hanzala muharebeye yetişmiştir. Uhud'da Allah Resulü bizzat kendi kumandanlık ediyor. Hanzala saftaki yerini almıştır. Cemile tanıdıklarından 4-5 kadını yanına toplar. Der ki şahit olun der, şahit olun. Eğer benim evladım olursa herkes bilsin ki babası Hanzala'dır. Şahit tutar. Yani budur, tasdikler. Hanzala'nın gönlünden başka benim gönlüme bir sevda girmeyecek akdini koyar, akitleşir onu. Hanzala muhaberedeki yerini almıştır. İşte Uhud, Uhud'da meydan muhaberesinin en çetin, ümmetin darbe, vurgun. Çoğu büyük der ki savaş kaybedildi. Yok, esasında o savaş kaybedilmedi. O savaş bir imtihan. O savaş imtihanların imtihanıydı. O savaşta bakın yiğitlere, bakın aslanlara. Nasıl da salına salına oralarda geziyorlar. Okçular tepesine bir bakın. Allah Resulü amcası Hamza'yı yanına çağırıyor. Okçular tepesine 50 okçu yerleştirmesini tembihliyor. Çünkü Uhud'un sağ cenahında eteğinde kumandan kine kumandan. İslam'ın önündeki en keskin kılıç Halid bin Velid vardı. Sol cenahında ise İkrime bin Ebu Cehil vardı. İkrime, her ikisi de İslam'ı seçtiler. İslam'la şereflendiler. İkrime şehit oldu. Halid bin Velid hayatı boyunca şehadeti bekledi. Uhud muhaberesi ayrı bir yaradır. Uhud muhaberesi ayrı bir sevdadır. Uhud muhaberesi Allah Resulü'nün en üzüldüğü muhabere olmuştur. Uhud muhaberesinde bir bakın. Akitleşenler, sözleşenler, ölmek var dönmek yok diyenler, ölüme koşanların, er kişilerin muhaberesinin toplandığı alandır orası. Medine'ye, Mekke'ye gidenler orayı bilirler. Okçular tepesine çıkanlar halen o sesleri işitirler. Maneviyatınla, kalbinle, bedeninle gidersen. Uhud'da kimler vardı? Hazreti Hamza, şehitlerin seyyidi vardı.
elinde çift kılıç döne döne savaşırdı. Safiye'nin oğlu vardı, Abdullah bin Cahş vardı, Allah Resulü'nün halasının oğlu, Hazreti Hamza'nın yeğeni. Şöyle bir bakın Mus'ab'a, nasıl da etrafta askerleri, sahabeyi kolaçan ediyor. Halid bin Velid köşede pusudadır, İkrime pusudadır. Hatta Habbab bin Eret'e bir bakın, Bilal Habeşi'ye bir bakın, muharebe başlamak üzeredir. Cemile aklı sevdasındadır, Hanzala'nın aklısı sultandadır. Muhabere başlamıştır, savaş çetince gidiyordur. Toz dumandan kılıcın önündeki bir metre öteyi görmüyorsundur. Ancak muharebe esnasında sahabe isimleriyle birbirlerini ikaz ederlerdi. Mus'ab dikkat et, Hamza dikkat et, Habbab bin Eret dikkat et, Hanzala dikkat et diye birbirlerine tembih duyurlardı. Allah Resulü okçular tepesindekilere nasihat yollar. Bizzat der ki, cesetlerimizi, şehitlerimizin etlerini akbabalar yese dahi bu merkezi terk etmeyeceksiniz. Ama olan olmuştur. İmtihanların imtihanıdır esasında. Muharebe başlamıştır. Abdullah bin Cahş'in bir duası vardır. Köşeye çekilmiştir. Allah Resulü'nün halasının oğludur. Hazreti Hamza'nın ablasının oğludur. Ya Rabbim der. Karşıma çıkan müşriklerin hepsini öldüreyim der. Ama son birini ben değil o beni öldürsün der. Ya Rabbim der. Bedenimi parça parça yapsın, öyle şehit olayım der. Kanlı elbisemle huzuruna geleyim der. Ya Rabbim der, biliyorum bana soracaksın. Abdullah, Abdullah diyeceksin. Bedenini ne yaptın diyeceksin. Ben de diyeceğim ki ya Rabbim, bedenimi Allah Resulü'nün uğruna, senin uğruna, Uhud'un tozuna toprağına kattım diyeceksin. Abdullah bin Cahş akitleşir, yemin eder. Abdullah bin Cahş'in bedenini 40 parçaya bölerler. Mekke'nin sokaklarına ipe dizerler. Hamza amcası, Allah Resulü'nün amcası. Vahşi vardır. Vahşi'yi de kimse unutmasın. Ama İslam'la şereflendirdiler. Sahabe oldular. Vahşi pusudadır. Bir kayanın arkasındadır. Hazreti Hamza'yı görmek ister. Yakalamak ister. Pusudadır. Sinsi plan içindedir. Çünkü Bedir'in intikamını almak isteyenler, Hazreti Hamza'nın ciğerini sökmek isteyenlerdir. Öyle bir andır ki, Uhud'da artık göz gözü görmez olmuştur. Mus'ab bin Ümeyr kendinden geçmiştir. Habbab bin Eret kendinden geçmiştir. İslam ordusu müşrikleri bozguna uğratmıştır. Ama ne olmuşsa ondan sonra olmuştur. Uhud'da can verenler vardır. Uhud'da yüreklerini koyanlar vardır. Uhud'da bedel ödeyenler vardır. Uhud Allah Resulü'nün gönlünde ayrı bir yerdir. Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz derdi Allah Resulü. İşte Uhud'da canlarını veren, kanlarını veren sahabeler vardır. Hazreti Hanzala düşmüştür, düşmüştür, düşmüştür. Bir dava ki İslam için başladı Mekke'ye doğru, bir dava ki İslam için başladı Mekke'ye doğru. Hele şu Mus'ab'a bakınca verdi dini uğruna, can verdi dini uğruna. Can verdiler birer birer Uhud'un topraklarında. Böyle bir sevdadır ki bu, kefen bile giymemişler. Can verdiler birer birer Uhud'un topraklarında. Sevdadır ki bu, kefen bile giymemişler.
nasıl daram bine yakın ayağından yaralanmış o da şehadete yakın o da şehadete yakın o can verdiler birer birer Uhud'un topraklar Ben bile giymemişler o. Hazreti Hamza'ya bakın nasıl da cenge tutuşmuş. Hazreti Hamza'ya bakın nasıl da cenge tutuşmuş. Kefen bile giymemişler hu. Hanzala düşmüştür. Müslüman ordusu savaşı kaybetmiştir. O bir imtihandı esasında. Çok vakalar gelişti orada. Allah Resulü'nün mübarek dişi zayi oldu. Elmacık kemiğinden mübarek kan damladı. Allah Resulü'nü sakladılar. Allah Resulü'nün derdi dişi çenesinden, elmacık kemiğinden akan kan değildi. Sahabenin sıkıntısıydı. Müşrikler alttan bağırıyorlardı. Bedir'in intikamını aldık diye naralar atıyorlardı. Sahabe yiğitliğini gösteriyordu. Bedir'de düşenler de şehit oldu, cennete gitti. Uhud'da düşenler de şehit oldu, cennete gitti. Hanzala, Allah Resulü'nün amcası Hamza, Abdullah bin Ceş, Allah Resulü'nün amcasıyla dayı yiyen koyun koyuna Uhud'da yatıyorlar. Mekke'nin en yakışıklısı, Uhud'un en yakışıklı şehidi Musab bin Ümeyr, İslam'ın ilk öğretmeni, ilk muallimi. Musab da orada düştü. Kollarını tırpanladılar. Savaş bitmiştir. Allah Resulü tek tek şehitleri, şühadaları dolaşıyor. Hazreti Hanzala'nın yanına gitti Allah Resulü. Hanzala'nın başı ıslaktı. Allah Resulü mübarek başını aldı Hanzala'nın, mübarek dizinin üstüne koydu. Bir ara Allah Resulü başını çevirdi. Sahabe o an meraktadır. Nedendir? Neden böyle bir şey yaptı diye. Belli bir müddet geçtikten sonra Allah Resulüne sorarlar. Neden böyle bir hareket içinde oldunuz? Allah Resulü der ki, Hanzala'yı meleklerin guslettiğini gördüm yağmur sularıyla. Çünkü Hanzala evden çıktığı gün, ilk evlendiği gün aceleyle Uhud'a yetişeyim sevdasından gusül abdesti alamamıştı, unutmuştu. İşte gök kubbe ağlıyordu. Melekeler Hanzala'yı guslediyorlardı yağmur sularıyla. Hanzala'nın eşi Cemile bir gün önce gördüğü rüyayı anlatır. Hanzala'nın gök kubbenin içeriden yarıldığını gördüm. Gök kubbe yarıldı, Hanzala gök kubbeden içeri girdi. Rüyası gerçek olmuştu. Hanzala Uhud'da şehit olmuştu. Cemile dul kalmıştı. Hanzala'nın aşkı buydu. Hanzala'nın sevdası buydu. Allah Resulü'nün arkadaşları buydu. Biz ahir zaman ümmeti ne olur Allah Azza ve Celle'una kul alalım.
Habibim dedi, sevgilim dedi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olalım. Ümmetçik olmayalım. Allah hepinizden razı olsun. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eylesin bizi inşallah. Allah razı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Selçuk abi. Hazreti Hanzala'nın şefaatine bizleri nail eylesin. Onlar Allah için candan geçtiler değil mi? Canlarını cananın yoluna vermeyi bir borç bildiler değerli gönül dostları. Bizler de ne yapacağız? Canımızı cananın yoluna vermeyi borç bileceğiz. Dediğimiz gibi imtihan dünyasındayız. Allah bizi yaratmış. Onun emri dairesinde yaşamamız gerekiyor. Efendim... İmam Hüseyin, Can Hüseyin, canlar sana kurban, kurban Hüseyin. İmam Hüseyin, Can Hüseyin, çeşimi Şah-ı Merdan Murtaza'sın ya Hüseyin, en aman ya Hüseyin, en aman ya Hüseyin, ente makbulun şefaati ya Hüseyin, ya Hüseyin. İmam Hüseyin'i vurdular, kolum kanadım kırdılar, kolum kanadım kırdılar, Kerbela'da, Kerbela'da, kolum kanadım kırdılar, Kerbela'da, Kerbela'da. İmam Hüseyin susamıştı, bir yudum su aramıştı, ana yüreği yanmıştı, Kerbela'da, Kerbela'da. İmam Hüseyin, cennet gençliğinin bekçileridir onlar. Ehl-i Beyt'tir onlar. Allah Resulü'nün iki rihenidir onlar. Hasan ile Hüseyin, kadınların şefaatçisi, Hazreti Fatıma-tü Zehra'nın yiğitleridir onlar. İlmin kapısıdır dedi Allah Resulü'nün, Hazreti Ali Keremallahu Veçhe'nin erleridir onlar. Hazreti Hasan'ın azatlığı eşi zehirledi, iç organlarını parçaladı. Kerbela, Allah Resulü'nün torunlarının tırpanlandığı topraklardır, beldedir orası. Kerbela. İmam Hüseyin susamıştı, bir yudum su aramıştı, ana yüreği yanmıştı, Kerbela'da, Kerbela'da, ana yüreği yanmıştı, Kerbela'da, Kerbela'da. İmam Hüseyin'e mektuplar geliyor.
Yezid'in elinden bizi kurtar diye. İmam Hüseyin kalkmıştır ayağa bir kere. O Allah Resulü'nün torunudur. Uhud Harbi'nde Allah Resulü kalktı ya ayağa. Peygamber zırhını giydi mi bir daha çıkarmaz dedi ya asla. İmam Hüseyin, peygamber torunu ayağa kalktı mı ona oturmak yakışmaz dedi. Ehli beytini, sülalesini aldı Kerbela'ya doğru, Yezid'in mekanına doğru yürüdü. Silahsızdı, çocuklarla, büyüklerle, gençlerle ve mektuplarla gidiyordu. Yezid kumandanlarını, askerlerini yollamıştı. Önlerini kestiler, pusu kurdular. Buradan giremezsiniz dediler. İmam Hüseyin, bizim derdimiz buraya gelmektir. Bizlere gelen tebliğ vardır, davet vardır. Onun için geldik derler. Yok derler, yok. Ya biat ya esaret. İmam Hüseyin der ki bırakın gidelim o zaman. Bırakın gidelim. Yok dediler, dönmek de yok. Esaret var ya da ölüm var. İmam Hüseyin kabul etmedi. Ehli Beyt'e dedi ki fırsattır, herkes bir yere gitsin. Ehli Beyt yok derler imama, yok. Beraber geldik, beraber gideceğiz. Çoluk çocuk vardır. Dicle Fırat oradan geçmektedir. Az önce dedi ya ilahi de ne güzel. Bir yudum su bile vermediler. Analar susuz kaldı. Sen bu Ramazan'da su içerken o anaları düşün. Analar susuzluktan süt veremediler. Tırpanladılar Ehli Beyt'i o gün orada. İmam Hüseyin Ehli Beyt'le birlikte İmam Hüseyin'in önünü kestiler. Ya dönmek yok ya esaret var dediler. İmam Hüseyin meydan okurcasına, şeylan gözlerini açtı kumandana. Bırakın dediler gidelim. Yok dediler. İmam Hüseyin yok dedikçe, dönmem dedikçe hayır dediler. Olan olmuştur, olan olmuştur. Ehli Beyt'i tırpanladılar. Kanlar döküldü. Allah Resulü'nün kızı Hazreti Fatıma-tü Zehra mahşerde elinde gümüş bir tasla gelecek. O tasın içinde Ehli Beyt'in kanı olacak. O kanın hesabını Allah'tan soracak. Ehli Beyt, Ehli Beyt. İmam Hüseyin şehit oldu. Gönül dostları, değerli 2000 TV izleyenleri, efendim kısa bir aramız varmış. Kısa bir aradan sonra evet inşallah inşallah diyoruz. Evet değerli dostlar, Selçuk Murat Adan abimize çok teşekkür ediyorum. Kerbela ile beraber, Kerbela eseriyle o güzelliği yaşadık. Hakan kardeşim, sana da teşekkür ediyorum. O güzel yorumunla beraber inşallah bu güzelliğe dahil oldun. Rabbim bir daha Kerbelalar yaşatmasın. Evet efendim, programımız tüm güzelliğiyle, muhabbetiyle devam ediyor. Artık çok az vakitler kaldı değil mi değerli gönül dostları? Çok az vakitlerimiz kaldı. Şöyle biraz Ramazan muhabbeti etmek istiyorum. Evet, eski Ramazanlar nasıldı? Konuklarıma şöyle dönmek istiyorum. Selçuk abim, eski Ramazanları siz de yaş itibariyle yaşadınız. Yani en azından 15 yıl, 20 yıl önceki Ramazanlar nasıldı? Şöyle bir Osmanlı'yı analım, Osmanlı'yı yad edelim. Çok güzel de bir Osmanlı fasıl müziğimiz var. O da inşallah şöyle alttan gelirse o atmosferi dostlarla beraber yaşayacağız. Eski Ramazanlar nasıl? Sen İstanbul Tophane mevkiinde hayatınız geçti. İstanbul'un ilk yerleşim alanlarıdır. İşte Fatih, Balat gibi. Tabii eski semtler biraz daha Ramazan'ı daha
panayır şeklinde yani güzellikleri yaşıyor. Evet. Mesela eski Osmanlı döneminde işte Tophane'yi şöyle kısaca bir anlatırsak. Evet. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'nin gemilerini Tophane'den çıkarıp Haliç'e verip ne yaptı? İşte Balat tarafını işgal, Osmanlı'nın ele geçirdiği bir semttir. Tophane'nin işte evet. topların döküldüğü bir alan olduğundan. Tabii bizde nedir? Bizim çocukluğumuzda biraz daha güzel geçiyor. Dolu dolu geçiyordu. Ama tabii ki nedir? Teknoloji çağındayız, bilgisayar çağındayız. Biraz daha artık nefsani duygularımızın çoğaldığı, nefsimizi ayaklarımızın altına alamadığı bir çağda yaşıyoruz. Ama ona rağmen elhamdülillah Ramazan güzel geçiyor. Tabii eski Ramazan panayır şeklinde sokaklarda insanların alışveriş yaptıkları, pidelerini aldıkları, birbirlerine hediye götürdükleri, birbirlerinin muhakkak kapılarını çalıp bir şeye ihtiyacın var mı dediği Ramazanlar değil baktığımız evet, zaman. Evet. Ama ona rağmen Ramazan 11 ayın sultanıdır. Ama tabii Ramazan ayında yapılan ibadetleri sırf Ramazan ayıymış gibi değil. Bunu bütün 365 güne yayaraktan yapmak daha ehvaldir. Eyvallah. Allah razı olsun. Hakan kardeşim, Beykozlusun. Beykoz'dasın. Şimdi Beykoz'da en azından çocukluk zamanımızda bir Ramazanlar yaşadık. Nasıldı? Sen de şöyle o dönemlerden bir güzellikten bahset bakalım dostlarımıza. Beykoz'da eskiden Ramazan etkinliklerinde işte Hacivat Karagöz oynatırlardı. Bizim belediye etkinliklerimiz vardı. Çocukken gittiğimiz zaman tabii çocuksu duygularla Ramazan'ı yaşamak daha bir başka. Çocuklukta başka tabii, oluyor tabii değil mi? Başka oluyor yani. Büyüdükçe artık hissiyatlar da olgunlaşıyor. Ama tabii onun da kendine göre güzellikleri var. Şimdi eski Ramazan havaları sanki bu dönemde biraz daha olgunlaşmaya başladı yani. Ufak evet. ufak etkinlikler başladı yine. Şu anda iyi yani. Daha esasında güzel geçiyor. Esasında şöyle yani. Diyebilir miyiz? Selçuk abi, Hakan kardeşim. Yani bizim insanlarımız samimi bir şekilde dini vecibelerini yaşamaya başlayınca, evet, evet. dininin gereklerini yaşamaya başlayınca otomatik olaraktan Ramazan-ı Şerif kendisini yaşatmaya başlıyor. Aynen o şekilde. Ama bizler dinimizden uzaklaştıkça, örf adetlerimizden uzaklaştıkça Ramazan'ın esamesi bile kalmaz. Evet. Şimdi ben radyo programlarımda gönül dostlarına hitap ediyorum. İşte Ravza FM'de yapmış olduğumuz programlarda sen de Ravza FM'desin. Orada ben Ramazan hazırlıklarından bahsederken şöyle bir hakikatten bahsettim. İşte Ramazan ayında devlet ricalinin, devlet adamlarının, devlet bürokratlarının vermiş olduğu yemeklerde mesela kısım kısım verirlermiş. Mesela yemekhanında şöyle bir usul varmış. Tahta kaşıklar vardı, eski tahta kaşıklar. Onları çok seviyorum. Konya'da kaşıksılar var. Oradan ben hatta 10 tane takım aldım. Anneme dedim ki, anne bunlarla ben artık evde yemek yiyeceğim. Oğlum dedi, tahta kaşıkla yenir mi? Normal hani yemiş olduğumuz o çelik kaşıklardan var. Ama ben seviyorum onu. O zaman Osmanlı şöyle bir şey yaparmış. Tahta kaşıklardan mesela misafir kimleri davet ettilerse, tahta kaşıklar üzerinde sureler yazarmış. İşte Fatiha suresi, Ali İmran suresi ve bu kaşıkları gelen misafirlere dağıtıyorlar. Karıştırmışlar ve insanlar orada yemek yerken o kaşıklarla yemek yiyecekler. Sofralar üzerinde de Fatiha sofrası, Ali İmran sofrası yazıyor. Bu iki sofranın mesela bakıyor adam kaşığın üzerine Fatiha. Hemen o sofraya oturuyor. Dolayısıyla zengin fakir aynı sofrada oturuyor. Osmanlı böyle bir incelikte yapmış. Sonra o kaşıkları yemekten sonra toplayıp yakıyorlar. Ayet olduğu için onları gül bahçesine kül olarak yakıyorlar. Rabbim gerçek namazanları güzelliklerle yaşamayı bizlere nasip eylesin. Evet efendim, şöyle yaklaşık bir 5 dakikamız kaldı değil mi? 5 dakikamızdan sonra inşallah iftarımızı yapacağız. Dağda buldum.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة عاتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وباث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين والحمد لله رب العالمين اللهم لك سمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت اللهم senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Ya Rabbi, oruçlarımızı kabul eyle, ibadetlerimizi kabul eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, Rabbimiz dualarımızı kabul eylesin. Rabbim inşallah oruçlarımızı kabul eylesin diyoruz. Değerli gönül dostları, Rabbim amelimizi rızayı ilahi doğrultusunda yapmayı nasip eylesin. Bu çok önemli. Amellerimizi yalnız ve yalnız Allah'ın rızası için yapacağız. Dünyanın zevkine, safasına, lehfiyat ve eğlencesine aldanmadan, bu dünyada eğlenceye aldanan yanar. Burada gülen ahirette ağlar. Sen burada ağla ki ahirette gül. Evet Selçuk abi, programımızın sonuna geldik inşallah. Allah razı olsun. Buradan son olarak veda sözlerinizi alalım. Gönül dostlarımıza neler söylemek istersiniz? Öncelikle Allah sizlerden razı olsun, bizleri kırmayıp bu güzel programıma, bu davetimize icabet ettin. Ben buradan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, Allah razı olsun. Buradan söyleyeceğim şu var. Bir olalım, birlik olalım, gönül kırmayalım, birbirimizi sevelim. Bu mübarek ayda büyüklerimizi sayalım, küçüklerimizi sevelim. Bu aylarımızı bol bol ibadetle geçirelim. Diyeceğim şudur, bizleri buraya davet ettiniz. TV 2000 ekibine, çalışanlarına, şahsın adına sana Allah ve Ravza FM'deki kardeşlerime, çalışanlarına ve dinleyicilerimize buradan selam söylüyorum. Selamlarımı yolluyorum inşallah. Rabbim bugünümüzü gün eylesin. Bugünlerimizi bol ibadetlerle geçirmeyi nasip eylesin bize inşallah. Allah razı olsun. Allah teşekkür ediyoruz. Razı olsun. Hakan kardeşim. Yasin hocam. İnşallah senin de son sözlerini alayım. Sen de kırmadın bizleri, buralara kadar Allah geldin. Razı olsun. Gönül isterdi böyle daha geniş bir vakit program isterdim i̇nşallah, ama inşallah. Artık kusurumuza bakmayın. İnşallah daha geniş bir vakitte nasip olursa. İnşallah. Neler söylemek istersin? Burada? Ramazan'ın bütün İslam ümmeti için hayırlı olmasını, TV 2000 dinleyicileri için hayırlı olmasını diliyorum. Sana da sağ ol, teşekkür ederim hocam, bizi davet Allah ettin. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak inşallah herkesi bu Ramazan'ın bereketine, hürmetine affeder yani. Öyle Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli gönül dostları, değerli izleyenlerimiz, hastalarımız var, dertlilerimiz var, sıkıntılılarımız var. Dertlere derman olan Allah. Allah da bizler acaba kul olabiliyor muyuz?
Mevlamız, elinden gelen Rabbim her türlü güzellikleri bizlere nasip ediyor. Her türlü rahmetini bizlerden esirgemiyor. Ama bizler kulluğumuzda noksanız, hastalarımız var. Hastalarımıza şifalar versin Rabbimiz. Evet efendim, Yiğit Han Divandiler ve ailesi de dua istiyorlar. Şu an biliyorum ekranları başında bizler izleyip bizlerden dua isteyen gönül dostlarımız var. Hepinizi duaya dahil ediyoruz. Hastalarımıza Rabbim şifalar, dertlerimize devalar versin, borçlarımıza edalar nasip eylesin diyoruz. Ve güzel bir eserle veda edeceğiz. Dualarımızın kabulü için rıza lillahi teala. Fatiha. Azrail'im hoş geldin, günahım çok boş geldin. Azrail'im hoş geldin, günahım çok boş geldin. İçtim ecel şerbetin, gönlüme bir hoş geldin. İçtim ecel şerbetin, gönlüme bir hoş geldin. Ya Rabbena eşimden, eşimden yoldaşım, aklımı alma başımdan, kabre vardığım gece. Aklımı alma başımdan, yalnız kaldığım gece. Yalnız kaldığım gece.